Merhaba, reklamlara hoş geldiniz. Bu bir reklam kuşağı değil, programımızın adı. Ve bugün ilk yayınımızı yapıyoruz. Programımıza başlamadan önce kısacık size bilgi vermek istiyorum. Önce bu programda nelerin olmayacağını konuşalım. Öncelikle, subjektif hiçbir yoruma yer vermeyeceğiz. Yani bence, bana göre gibi kelimelerle başlayan yorumlara bu programımızda yer yok. Kaynağı ve kimlik bilgileri olmayan dataları da burada yayınlamayacağız. Bir araştırma sonucunu yayınlarken bu araştırmanın kimin tarafından yapıldığını, hangi yöntemle yapıldığını, örnekleminin büyüklüğünü, örneklemin dağılımı gibi kimlik bilgilerini mutlaka sizlerle paylaşacağız. Bilimselliğini savunamayacağımız ve arkasında duramayacağımız datalara bu programda yer vermeyeceğiz. Falanca dergide yayınlanan bilgi doğruysa, filanca kanalda yayınlanan bilgi doğruysa diye başlayıp bu bilgilerin üzerine yorumlar yapan bölümler bu programımızda yer almayacak. Peki programımızda neler olacak? Bunu az sonra göreceğiz. Ben öncelikle size bir konuğum var. Onu tanıtmak istiyorum. Konuğumun adı Altan Cin. Karat Medya'nın, Karat Türkiye'nin genel müdürü. Az sonra Altan'ı sohbetimize dahil edeceğiz. Altan Bey aslında benim çok yakın dostum. Dolayısıyla ekranda da olsa ona bir yabancıymış gibi sizi bizi konuşmayı tercih etmiyorum. Bunu samimiyetsizlik görüyorum ve hoşgörünüze sığınarak Altan'a Altan diye hitap edeceğim. Altan hoş geldin. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Umarım program bugünden itibaren gerektiği ilgiyi, alakayı toplar ve sektör içinde, tüm izleyiciler içinde sürekliliği olan bir program olur. Çok teşekkürler Altan. Seninle sohbetimiz az sonra başlayacak. Ama istersen önce reklam dünyasında neler olmuş ona bir göz atalım. Şimdi sizlerle paylaşacağımız veriler Bileşim Medya Araştırma Şirketi'ne ait. Bileşim Medya Araştırma Şirketi'nin ürettiği piyasa dilinde Advertising Expenditures'ın kısaltılmış olan ADEX verilerini kullanarak geçtiğimiz hafta piyasada ne olmuş ne olmamış bir göz atacağız. Bileşim Medya toplam 24 televizyon kanalını günü gününe 24 saat süreyle takip etmekte. Basında ise 26 ulusal gazete ve 183 dergiyi izlemekte. Geçen hafta televizyonda neler olmuş baktığımızda, geçtiğimiz hafta televizyonlarda toplam 314 firma reklam yayınlamış. Bu 314 firmanın toplam yayınladığı reklamların adedi 45.912. Yani bunları saniye olarak aldığımızda 1.100.000 üzerinde saniye, ki bu da 310 saate tekabül eden sürede reklam yayınlanmış. Bu reklamları kimlerin yayınladığına baktığımızda Unilever 11 markası ile 3.591 adet, Ülker 7 markası ile 2.553 adet, P&G 9 markası ile 1.988 adet reklam yayınlamış. Yani geçtiğimiz haftanın reklam şampiyonu Unilever. Bir de bu senenin bugüne kadarki trendini bir analiz etmek istiyorum. Ocak ayından geçtiğimiz haftaya kadarki reklamlara baktığımızda, ki bu slide'la ilgili biraz sonra dostum Altan Cin'e sorular da yönelteceğim. Birinci haftadan itibaren reklamların gelişimi bu slide'da gözüküyor. Burada dikkatimi çeken Ocak, Şubat, Mart, Mayıs'a kadar reklamların bir platoya yakın şekilde gittiği, Mayıs'tan sonra arttığı ve Ağustos'ta tekrar düştüğünü gözlemliyorum. Bir de bu slide'da ilgi çekici bir yön var ki, her ayın ilk haftası reklam harcamaları, reklam yayınları oldukça düşüyor ve daha sonra tekrar yükseliyor. Yine geçtiğimiz yılın bu Ekim ayının ilk haftasıyla bu yılın Ekim'in ilk haftasını karşılaştırıyorum. Burada da geçtiğimiz sene 28.000 adet, ki 664.000 saniyeye tekabül ediyor bu reklam yayınlanmışken, 2003'te 45.900 adet, bu da 1.116.000 saniyeye tekabül ediyor. Bu kadar reklam yayınlanmış. Şimdi ben bu konuyu sevgili dostum Altan'a sormak istiyorum. Acaba geçtiğimiz yıldan bu yana reklam gelirlerinde, reklam harcamalarında bir artış mı var? Yoksa bu bir fiktif artış mıdır? Televizyonların promosyonu mudur? Ve bu adet ve süreler paraya nasıl endekslenebilir? Çünkü bildiğiniz üzere Bileşim Araştırma sadece red card üstünden, tarife üstünden bu fiyatları hesaplıyor. Bu da gerçekçi değil. Buyurun Altan. Gayet güzel bir soru oldu. Günün isterdeki
bu doğruluğu tartışılmaz rakamların rakamsal karşılığı da mali karşılığı da aynı oranlarda olsaydı. Çünkü burada aynı dönemi karşılaştırdığımız zaman neredeyse iki katı gibi bir büyüme görüyoruz. Oysa bunun mali boyutu aynı oranda değil. Bir büyüme olduğu kesin. Zaten büyük bir ekonomik çöküşün arkasından gelen reklam pazarındaki etkilenmenin de birkaç sene içerisinde kendisini toparlaması gerekirdi. En son yaşanan 94 krizinde bu toparlanma 1,5 senelik bir süreçte oldu. Şu anki krizin reklam sektörünün etkisini sanki 3 senede toparlanır gibi gözüküyor. Sizin değindiğiniz sadece televizyon reklam harcamalarıydı. Önce size ben 2002'den 2003'e toplam pazarın ne oranda değiştiğini veya iyileştiğini söyleyeyim. Geçen sene 720 milyon dolar civarında bir net reklam harcaması yapıldığını sektör kabul ediyor. Benim dediğim sizin rakamlarınız kadar %100 doğrular değil. %5 eksi artı oranında şaşan sektörün genelinin doğru olarak kabul ettiği rakamlar. 720 milyon dolardan 820 milyon dolara yani %14'lük bir büyümeden bahsediyoruz. Harp öncesi planlar %25 civarındaydı. Harp sonrası bu planları %14-15 seviyesine çekmek zorunda kaldık. Bu genel toplam reklam harcamalarının büyüme oranı. Bu genel içerisinde televizyonun özel bir durumu var. Krizin ilk senesinde televizyon diğer mecralara göre fazla etkilendi. Halbuki 2002'den 2003'e olan iyileşme trendinde televizyon lehine bir iyileşme oldu. Yani televizyon 2000 seviyelerini toparlamış vaziyette. Ama %25-%30 civarında bir iyileşmeyle. Hiçbir şekilde iki katı bir iyileşme değil. Peki basına tekrar döneceğim sevgili Altan. Bu arada Ad Alert diye yeni bir Birleşik Medya'nın hazırladığı bir araştırma türünden söz etmek istiyorum. Bu araştırma türü yine bütün televizyonlar ve basın taranarak yeni yayına giren bir reklamı müşterilerine, abonelerine anında duyuran bir sistem. Ben de bu datadan yararlanarak geçen hafta piyasalarda neler oldu görmek istiyorum. Geçen hafta toplam 97 firma yeni reklam yapmış. Bu 97 firmaya ait 173 tane yeni reklam televizyonlarda dönmeye başlamış. Bunların 30 adedi bant reklam, 136 adedi kuşak reklam, 4 adedi de bu bir reklamdır veya advertorial şeklinde geçen reklamlar. En çok reklamı çıkan 5 firmayı incelediğimizde Sabah Gazetesi, Gima, Carrefour, Mediapol ve Opel Oto. Bu arada Opel Oto'nun reklamını da birazdan hep birlikte izleyeceğiz, yeni yayına giren reklamı. Buradan reklam verenlere ve reklam ajanslarına da bir anonsla bulmak istiyorum. Programımızda bundan sonra ilk 5, ilk hatta bazen fırsatımız olsa ilk 10 reklamı da yayınlayacağız. Dolayısıyla bizleri ararlarsa, bizlere Betacam kasetlerini yollarlarsa burada yeni çıkan, yeni dönmekte olan reklamları da bir kez daha biz göstermiş olacağız. Sürücü dışındaki bütün koltukları yatırılabilen, geniş ve rahat iç hacim sunan bir teknoloji var mı? Opel'de var. Flex Space sadece Opel'de. Şimdi de basınla ilgili, basın reklamlarıyla ilgili bulgularımıza bir göz atalım. Basın dünyasında geçen hafta 1428 firma reklam, yeni reklam vermiş. Bunların verilen reklamların sütun santim, ki basında kullanılan ölçü budur sütun santim, değerine baktığımız zaman 585.851 sütun santimlik reklam yapılmış. Bu sütun santimin dağılımında ilk 5 gazeteye baktığımızda Hürriyet, Sabah, Milliyet, Vatan, Akşam gazetelerini görüyoruz. Bunları Vakit, Zaman, Türkiye, Yeni Şafak ve Star takip ediyor. İlk 6 gazetenin mevcut durumdaki aldığı reklam pastasından payına baktığımızda yaklaşık toplam reklamların %60'ını bu ilk 6 gazete almış. Dergi cephesinde ise en çok reklam alan dergiler Alem, Platin, Telepati, Ekonomist, Tempo diye devam ediyor. Tabii bunlar reklam yeri olarak en çok reklam alan, bu hiçbir zaman parasal olarak en çok reklam geliri elde eden dergiler sıralaması değildir. Bu bilgiler sadece sütun santim ve dergilerde yayınlanan sayfa adedine göre yapılmış hesaplamalardır.
Bu durumda sevgili Altan, basınla ilgili söyleyeceklerimizi, basınla neler oluyor, gelişme elbette, var mı? Ben de söylediğiniz rakamları ilave olarak gazete ve dergide toplam yıllık net reklam harcamaları konusunda birazcık bilgi vermek isterim. Hı hı. Biraz önce toplam reklam yatırımlarının 2002'den 2003'e ne kadar büyüdüğünü söyledim. Televizyonun da ne oranda iyileştiğini söyledim. İsterseniz birazcık da toplam rakamlar üzerinden bilgi vereyim. 2000'de toplam gazete harcamalarının 343 milyon dolar civarında olduğunu sektör genellikle kabul etti. Bu rakam 2001 ve 2002'den sonra 2003'te 248 milyon dolara bu yılı kapatacak gibi gözüküyor. Bu ciddi bir düşüş. Yani 2000 senesinden itibaren ciddi bir zaman kaybettik. Hala gazete harcamalarının çok geride, toplam 250 milyon dolar civarında olduğunu öngörüyoruz ki aşağı yukarı yılın sonu yaklaştığına göre bu rakamla kapanacak. Dergiyle karşılaştırdığımız zaman yine 2000 senesine bakıyorum. 76 milyon dolar civarında bir reklam yatırımı yapılmış toplam dergilere. 2003 senesinde bu rakamın da 35 milyon dolar civarında, neredeyse yarısından daha az bir yerde olduğunu, kapatacağını şey yapıyoruz. Bu da tabii ki basılı medya adına gayet üzüntülü bir ortam. Umarım önümüzdeki sene en azından 2000 senesi rakamlarını yakalayabiliriz. Sevgili Altan, çok teşekkürler bu bilgileri bizimle paylaştığın için. Bu ilk programımızda kullanmayı düşündüğümüz bir araştırma vardı. Bileşimin 4 senedir yürüttüğü insanlar yaşadıkça diye. Bunu inşallah önümüzdeki programlarda kullanacağız. Ama ben bu arada sana farklı bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bu ilk program olmasıyla da örtüşüyor bu soracağım soru. Bu medya ajanslarıyla yaratıcı ajanslar dediğimiz kreatif ajanslar bir süre önceki, bu bir süre önce dediğim 10 seneden fazla bir süre oldu. Ayrılmaya başladılar ve ayrı faaliyet göstermeye başladılar. Daha önce de bu her iki ajans aynı bünye altında aynı hizmeti verirdi. Evet. Bu olay niye böyle gerçekleşti ve bu ayrışmanın sektöre, reklam sektörüne, reklam veren firmalara ne gibi yararları oldu? Bu konuda biraz bizi aydınlatır mısın? Tabii, çok kısaca toparlayayım. Medya ajanslarının varlığı dünyada yaklaşık 40 senelik bir süre. Türkiye'de ise ilk medya ajansının kuruluşu 89 yılı, yani 13-14 senelik bir süreç. Kimdi bu ilk firma, hatırlıyor musun? İfme Karat. İlk Karat, firma 60 yılların ikinci yarısında Karat markasıyla başladı Fransa'da. Geçtiğimiz yıllarda tüm uluslararası medya ajanslarının Türkiye'deki ofisleri de kurularak neredeyse tüm dünya markaları, medya ajansları artık Türkiye pazarında da var. Medya ajansının yola çıkış sebebi, reklam bildiğiniz gibi sınır tanımamasıken ve vizyonu son derece açık olması gereken bir alan. Yaratıcı insanın sınırlarla yaratıcılığına zincir vurulması hiçbir şekilde kabul edilemez bir şey. Yalnız deminden beri konuşuyoruz. Bizim işlerimiz ise rakamlar, süreler, birazcık daha nümerik. Aslında birazcık daha sıkıcı gerçekler. Dolayısıyla sınır tanımaz bir dinamizmle, gerçeklerle yüz yüze yaşayan bir dinamizmin aynı çatı altında barınması birazcık zor olduğu için medya ajansları reklamcılık dalından bir uzmanlık branş haline doğmuş ve kurumsallaşmış. Pratik olarak ne fayda sağladı reklam verene? Ne fayda sağladı? Aynı çatı altında medyacılar kendilerini kreatifçilere hizmet veren bir ekip olarak görürken bağımsız bir şirket olduğu zaman farklı bir bakış açısından bakarak iletişim stratejisine, reklam stratejisine katkıda bulunur hale geldi. Ve eskisine nazaran daha bir artı değer getirir hale geldi. Yani aynı çatı altından, iki çatı altında hizmet vermek boşuna bir maliyet değil, artı bakış açısı getiren daha faydalı bir sistem. Peki, çok teşekkür ediyorum sevgili Altan. Ben teşekkür ederim, tekrar ediyorum. Programı kapatmadan önce benim bir anonsum var. Bu ilk programımız bizim beklediğimiz ve planladığımız kadar canlı olmadığını biz de farkındayız. Bu programı daha canlı hale getirmek siz seyircilerimizin elinde. Örneğin bu son bölümde biz hep şöyle bir bölüm arzu ediyorduk. Reklamların içinde haberler. Bu haberler şu olacaktı. Falanca firma, filanca reklam ajansına geçmiş.
filanca kişi falanca reklam ajansına, filanca reklam ajansına transfer olmuş gibi. Sektörde ne olup ne bitiyorsa bu son bölümde haberler olarak sunmayı planlıyorduk. Bu konuda bize lütfen bütün bilgilerinizi ulaştırın. İkinci bir anonsunda Ad Alert bölümünde yayınlamak için reklam kayıtlarına ihtiyacımız var. Lütfen yeni reklama, yeni versiyon da olabilir. Bu yeni ilk defa yayın yapılan reklamlar da olabilir. Bu reklamların beta kasetlerini bizlere yollarsanız Ad Alert bölümünde bunları da yayınlamak arzusundayız. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.